İsmail Hüsna'dan Allah. Onun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar bu mübarek ismin içinde toplanmıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Araf suresi 180. ayet. Kur'an'daki Esma-ül Hüsna'dan ilk inen isimdir. Çünkü Besmele'dedir. Allah'ın 99 isminin en büyüğüdür. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah'ın 99 ismi vardır. Kim ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever. Esma-ül Hüsna'nın bütün anlamını içinde toplar, yüce yaratıcının diğer bütün isimlerini kapsar. Bu yüzden Esma-ül Hüsna olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu ada yandırılır. Bu nedenle Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Kahir Allah'ın adlarındandır deriz. Ama Allah Rahman'ın adlarındandır demeyiz. Allah ismi Kur'an'da 2697 yerde geçmektedir. Allah'ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O'nundur. Gerçi Allah zatında birdir ve zatının ismi Allah'tır. Fakat sayı olan bir gibi eşi ve benzeri bulunabilecek şekilde bir birlikte değil, eşi ve benzeri bulunmayan üstün bir birlikte birdir. Zatında yalnızca vahid değil, birdir. İlahi hitapta yer alan biz şehadet ettik, yarattık gibi çoğul kiplerindeki azamet ve ihtişam işte ilahi sıfat ve isimlerinden bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki Allah yüce ismi bütün bu sıfat ve isimlerin hepsini içine alan bir yüce isimdir. Allah ismi Allah'ın kendisi gibi eşi ve benzeri olmayan bir isimdir. Sıfat ve isimlerin çokluğu zatın çokluğunu gerektirmeyeceğinden o isim ve sıfatların her biri Allah'ın eşsiz özelliklerinden birine delalet eder. Adem'e öğretilen de isimlerin en güzelleridir. En güzel isimler Allah'a mahsustur. Öyleyse ey müminler, ona o isimlerle dua ediniz. Onu onlarla çağırınız veya onu bu güzel isimlerle adlandırıp anınız. Tembih, kul Allah'a bütün kalbiyle bağlanmalıdır. Gözü ondan başkasını görmemeli, ondan başkasına iltifat eylememeli, ondan başka hiç kimseden bir dilekle bulunmamalı, ondan başkasından korkmamalıdır. Havas ve esrarı. İhlasla Ya Allah Celle Celaluhu diye bir Müslüman bu isme devam etse şeytanın şerrinden emin olur. Mutluluğa erişir, duası kabul olunur. Rızık genişler ve Allah'ın izniyle şifa bulur. Doktorların tedavi etmekten aciz olduğu herhangi bir hasta üzerine Ya Allah Celle Celaluhu diyerek okunursa ölümü hazır olmadığı müddetçe iyileşir. Allah ismi şerifi bütün maddi ve manevi ihtiyaçlar için Ya Allah Celle Celaluhu diyerek 66 kere okunursa biiznillah maksatlar hasıl olur.